Herkese selamlar. Bugün türevde artan azalan fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Bu türevi bir alt başlığı biliyorsunuz. Önceki bölümlerimizde türevin tanımından ve limitiyle olan ilişkisinden bahsetmiştik. Sonrasında türev kurallarından bahsetmiştik. Şimdi de bunları kullanacağız artan azalan fonksiyonlarda. Artan azalan fonksiyon ne demek ve türevle ilişkisi ne? Bunu bir grafikle gösterelim arkadaşlar size. Örneğin şöyle bir f fonksiyonumuz olsun. Bu bizim fx fonksiyonu olmak üzere. Bu fonksiyonun bakın belirli noktalarında çukurluklar ve tepelikler oluşmuş. Bu tepeliklere maksimum diyelim, çukurluklara da minimum diyelim. Şimdi fonksiyon demek ki maksimuma çıkarken artmış. Sonra maksimum zirveyi gördükten sonra azalmaya başlamış. Sonra minimumu gördükten sonra buradan sonra tekrar artmaya başlamış. Demek ki fonksiyon bazen artmış, bazen azalmış arkadaşlar. İşte fonksiyonun arttığı yerlerde dikkat edin, eğim pozitiftir. Oradan bir teğet çizerseniz eğer artan fonksiyonlarda eğim pozitif olacaktır. Biz önceki bölümlerde eğim ile türevi özdeşleştirmiştik. Demek ki burada türev de aslında pozitiftir. Sonra tepe noktasına ulaştık. Maksimum noktadan artık aşağı inmeye başladık. Aşağı inerken de bakın burada ne var arkadaşlar? Bir azalış var. Yani eğimin negatif olduğu bir bölgedeyiz. Eğim de demek türev demekse eğer bakın azalan fonksiyonlarda türev nedir? Negatiftir. Şimdi indik ve artık çukurluğa ulaştık. Yani minimum noktaya ulaştık. Buradan sonra geri yukarıya doğru çıkmamız gerekiyor. O zaman fonksiyon artmaya başlamış. Artmaya başladığı için burada eğim yine pozitiftir. Yani doğal olarak türev büyüktür sıfırdır. O zaman hemen şöyle bir genelleme yapalım. F türev küçük sıfır ise fonksiyonumuz azalandır. F türev büyük sıfır ise fonksiyonumuz nedir? Artandır. Biz arkadaşlar sorularda fonksiyonun hangi aralıkta artan hangi aralıkta azalan olduğunu anlamak için demek ki türevini alacakmışız. Türevi sıfır eşleyip onun köklerini bulacağız. O köklere göre bir tablo yapacağız. Hatırlayacaksınız 11. sınıfta arkadaşlar tablolar vardı eşitsizlik sistemleri. Burada da zaten tam da eşitsizliklerden bahsediyoruz. Yani türevin küçük sıfır ya da büyük sıfır olduğu yerlerden bahsediyoruz. Demek ki türevin tablosunu çizeceğiz. Evet ilk sorumuza bakalım. Hemen uygulayalım bu kuralı. Biz ne demiştik? Artan ya da azalandık ifadesini gördüğümüz zaman hemen türev alacağız. Türevi alıyoruz. F türev x. Ne yaptı? 12 eksi 3x kare. Ve türevi ne yapmamız gerekiyordu? Sıfıra eşitlememiz gerekiyor ki ne zaman sıfırın altında ne zaman sıfırın üstünde bu türev? Bunu da tabloyla belirleyelim. Her tarafı 3'e bölüyorum. 4 eksi x kare eşittir 0. Bu da zaten 2 eksi x ve 2 artı x şeklinde çarpanlara ayrılacaktır. Demek ki x buradan 2 ya da x buradan eksi 2 olacaktır. Hemen tablo çizelim. Bakın küçükten büyüğe sayı doğrusuna yerleştirir gibi yerleştiriyoruz. Türevimizin baş katsayısı bakın burada negatif. Negatif olduğu için eksi artı eksi şeklinde ilerliyoruz. Dolayısıyla azalan, artan ve azalan bir fonksiyonumuz varmış. Demek ki fonksiyonumuz biraz önce grafikte gördüğümüz gibi neymiş? Bir yerde eksi 2'de minimum değerini bulmuş, sonra artmaya başlamış, artı 2'de maksimum değerini bulmuş, sonra tekrar azalmaya başlamış. Yeşil kalemle aslında biz bu türev tablosundan fonksiyonu şeklinde çok rahat görebiliyoruz. Demek ki fonksiyonumuz böyle bir fonksiyonmuş. O zaman bizim fonksiyonumuz hangi aralıkta artandır dediği için eksi 2 yani şu bölgeyi tarıyorum. Eksi 2 artı 2 aralığında artandır diyebileceğim arkadaşlar. Evet burada yine arkadaşlar bize fonksiyonun en geniş olduğu artan olduğu aralık soruluyor. Dolayısıyla hemen türevini alacağız ve türevden arkadaşlar bir tablo oluşturacağız. Türev için arkadaşlar ne yapıyorduk hatırlayın. Üst başa iniyor. Eksi 3x kare bölü 3. Sonra üzeri bir azaltılıyor. Aynı şekilde 2x artı 8. Şu üçlerin sadeleştiğini görürsek f türev x'in arkadaşlar eksi x kare artı 2x artı 8 olduğu söylenebilir. Ne yapıyorduk? Türevin köklerini bulmamız gerekiyordu. Türevin kökleri için de arkadaşlar fonksiyonu hemen sıfır eşitliyoruz. Ben burada şimdi eksi eksi artı x dersem buraya da ne yapacağım? 4'e 2 diyeceğim. Bakın şunları çarptığımda buradan bir eksi 2x. Bunları çarptığımda buradan bir artı 4x yakalıyorum. Bunları topladığımda 2x'i gördüm. Evet bu çapraz çarpımın sonunda ortadaki terimi yakaladık mı? Demek ki doğru ayırmışız. Ama yazarken ne yapıyoruz? Ters yazıyoruz. Yani bununla bunu yazıyoruz. Eksi x de 4'ü yazıyoruz. Değil mi? X'de de 2'yi yazıyoruz. Buradan x'in 4 olduğunu ya da eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tablo çizerken aynı sayı doğrusuna yerleştirir gibi arkadaşlar. Önce eksi 2 sonra 4'ü küçükten büyüğe doğru yerleştiriyoruz. Baş katsayımız bakın negatif değil mi? İşaret negatif yani fonksiyon aslında eksi bir işaretle başlıyor. O zaman eksi artı eksi diye ilerliyoruz. Buradan anlıyoruz ki fonksiyon burada azalanmış. Bu aralıkta arkadaşlar artanmış. Burada ise tekrar azalanmış. Yani aslında fonksiyonumuzun grafiği de böyle bir şeymiş. Bunu da görebiliyoruz çok rahat. Bize arkadaşlar artan olduğu aralık soruluyordu. Yani artı taraflar bizi ilgilendiriyor. Demek ki fonksiyonumuz eksi 2 ile 4 aralığında neymiş arkadaşlar? Daima artanmış. Evet sıradaki soruya bakalım. Azalan olduğu en geniş aralık eksi 1'e 2 olduğuna göre diyor. Bu sefer soruyu bize tersten sormuş. Yani çarpanlara ayrılmış hali ve kökleri verilmiş.
O zaman ne yapalım? Hemen türevini alalım. Bir kere ne demiştik? Artanlık, azalanlık ifadesini gördüğümüz anda hemen türevi yapıştırıyoruz. Buradan 3ax kare artı 2bx eksi 12. Ne yapıyorduk? Türevi 0 eşliyorduk. Türevi 0 eşlediğimizde tabloda kullanacağımız kökleri buluyorduk. Tabloda kullanacağımız kökler neymiş? Eksi 1, 2'ymiş. Azalan olduğu dediği için yani şu aralık cevap olmuş. Yani bu aralık eksiymiş. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki burası artıymış. Burası da yine artıymış. Çünkü işaretleri koyarken hatırlayın ne yapıyorduk? Artı, eksi, artı diye gidiyorduk değil mi? Başka sayı artıysa eğer ortaya da eksi gelmesini istiyoruz. Çünkü azalan dediği yerlerde tablodaki işaretin negatif olması gerekiyor. Ortaya eksiyi koyduğumuz anda baş tarafın ve sonrasında da artı olduğunu söyleyebiliyoruz. Demek ki bu eksi 1 ve 2 arkadaşlar ne yapıyormuş? Türevi 0 yapıyormuş. Türevin kökleriymiş ki tabloya girmişler. O zaman demek ki ben x yerine eksi 1 yazdığımda sonuç 0 çıkmalı. Yani f türevde eksi 1 0 olmalı. Yerine koyalım buradan 3a eksi 2b eksi 12 eşittir 0 olacaktır. Diğer taraftan f türevde pardon şuraya bir fazladan eksi koymuşuz. Evet f türevde diğer taraftan 2 koyduğumuzda sonuç yine 0 olmalı. 2'nin karesi 4 çarptık 12a artı 4b eksi 12 yine 0 olmalı. Şimdi buradan taraf tarafa işlem yaparak ne yapacağız arkadaşlar? AB'yi bulmaya çalışacağız. Üst tarafı ne yapalım? 2 ile çarpalım ki B'ler birbirini götürsün. Bakın eksi 4B artı 4B shooting out. Buradan arkadaşlar 6A 12A 18A. Buradan eksi 24 eksi 36 eşittir 0'dan A'nın 2 olduğunu gördük. Eğer A 2 ise bunu herhangi bir denklemde yerine koyalım. Mesela örneğin burada yerine koyalım. Ne yaptı? 6 eksi 12'den eksi 6 geldi. Yani eksi 2B eşittir eksi 6 ise B de buradan nedir? Pardon bunu karşıya attığımda artı 6 oluyor. B de buradan nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. Bize A çarpı B değeri soruluyor. Yani 2 ile eksi 3'ü ne yapmamız gerekiyor? Çarpacağız. Cevabımız buradan eksi 6 yapacaktır. Evet yeni bir soru. Bakalım burada ne diyor bize? Evet daima artansa diyor. Bu sorular önemli arkadaşlar. Eğer daima artansa fonksiyon demek ki türev tablosu çizdiğimizde türevde bir kök gelmemeli. Neden? Eğer kök gelirse mesela x1 ve x2 gibi iki tane kök geldiğini varsayalım. O zaman ne olacaktır? Artı eksi artı tarzı değil mi? Bazen artan bazen azalan bazen artan yapılar oluşacaktır. Halbuki bize böyle olmasın diyor. Daima artan olsun diyor. Yani hiç kök gelmemeli ki değil mi? Tablo çizdiğimizde tabloda işaret hiç değişmesin. Hep artı kalsın. O zaman ne yapacağız? Hiç kök gelmeyecekse yani bu denklemin kökü gelmeyecekse türev için değil mi? Türev aldığımızda delta'nın ne olması gerekiyor? Küçük sıfır olması gerekiyor. Hatırlıyorsunuz yine 11. sınıf konulardan delta küçük sıfırsa reel kökümüz oluşmuyordu arkadaşlar. Hemen türevini alalım o zaman. F türev x'i görelim. 3x kare artı 2kx artı 3. Bunun için kök gelmemeli. Yani delta küçük sıfır olmalı. Hemen delta'yı hatırlayalım. Delta neydi? B kare eksi 4ac ile hesaplanıyordu. B dediğimiz ortadaki şu terim. Şöyle seçelim. Evet. A dediğimiz bu. Değil mi? C dediğimiz de bu. B kare yani 4k kare. Eksi 4 çarpı A'mız 3, C'miz yine 3. Bunun negatif gelmesi gerekiyor. 4K kare eksi 36 küçüktür 0. Her tarafı 4'e bölersek K kare eksi 9 küçüktür 0. Bu da K eksi 3 ve K artı 3 mü olacaktır çarpanlar ayrıldığında? Biliyorsunuz yüksek dereceden eşsizlikler varsa mutlaka tablo çizmemiz gerekiyor. Hemen tablomuzu görelim. 3 ve eksi 3'tür bunun kökleri. Dolayısıyla baş katsayıda bakın artı olduğu için artı eksi artı. Dikkat edin burada türevin tablosunu yapmıyoruz. Türevin kökünün gelmemesi için yani türevin tablosunu yapılamaması için delta'nın küçük sıfır olması gerekir durumu buradan K'nın tablosunu yapıyoruz aslında. Bu K için bir tablo. Dolayısıyla K'nın hangi aralıkta olması gerekiyor? Negatif. Küçük sıfır tarafı arıyoruz ya. Eksi 3 artı 3. Demek ki K eksi 3 artı 3 aralığında olursa bunun deltası küçük sıfır gelir. Delta küçük sıfır geldiği için de türevin kökü gelmez. Türevin kökü gelmediği için de türev için bir tablo çizemeyiz. O zaman baş katsayı artıysa fonksiyon daim artıdır. Gelelim yeni soruya. Evet fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta daim artan olduğuna göre diyor. Yine aynı muhabbet arkadaşlar. Daim artan dediği zaman ne olmalı? Türev için ne yapmamız gerekiyor? Kök bulamamamız gerekiyor. Ya ben bunun türevini aldığımda türevin kökü gelmemeli. Ya da işte ne olması lazım? Türevinin daima pozitif olması lazım. Hadi bakalım. Önce bunun bir türevini alalım. Türev biliyorsunuz bölümün türevi şeklinde yapılacak burada. Birincinin türevi üstün türevi a çarpı alttaki. Eksi altın türevi 2 çarpı üstteki. Bölü tabanın karesi. Yani 2 x eksi 1'in karesi. Bu ifadenin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Türevin daima artan olması gerekiyor. Yani hep pozitif olması gerekiyor. Ne demiştik? Türev pozitifse artandır. Türev negatifse azalandır. Türev pozitif olduğuna göre bunun büyüktür sıfır olması gerekiyor. O zaman ne olacak? Biraz düzenlersek orayı. 2ax eksi a eksi 2ax yine değil mi?
Eksi. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Artı 4 olacak dağıttığımızda. Bölü paydada zaten 2x eksi 1'in karesi var. Büyüktür 0. O zaman bu zaten 0 karşı atılınca yutacak. Normalde istiklerde biliyorsunuz karşı atamayız bilmediğimiz ifadeyi. Çünkü negatifse işaretin yön değişmesi gerekecek eşitsizliğin. Ancak burada paydanın kareli bir ifade olduğu için pozitif olduğundan eminiz. Pozitif ifadeleri de çok rahat karşı atabiliriz eşitlik yön değiştirmeden. Zaten 2x'ler birbirini götürdü. Buradan gördüğünüz gibi eksi a artı 4 büyüktür 0. A'yı bu tarafa atarsam a küçüktür 4. Evet, gelelim yeni sorumuza. Evet, burada ne diyor? Şöyle mavi kalem aldık. Fx fonksiyonu sıfır sonsuz aralığında tanımlı negatif değer. Evet, bu yeni bir soru tipi. Burada arkadaşlar fx fonksiyonu biz ne olduğunu biliyoruz. Sıfırla sonsuz aralığında. Yani x yerine vereceğim değerlerin bir kere pozitif olduğunu biliyorum. Yani x yerine pozitif değerler vermişim. Sıfırdan büyük değerler vermişim. Sonuçlar ne çıkmış ama? Negatif çıkmış. Yani fx'ler küçük sıfır çıkmış. Ve artan bir fonksiyonmuş. Artan azalanlık türevle ilgili bir şey değil miydi? Demek ki fonksiyon artansa türevimiz nedir? Büyük sıfırdır. Azalan olsaydı türevi küçük sıfır diyecektik. Şimdi ilk başta cümleyle bize bu bilgileri vermiş. Sonra ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta? Yani yine aynı x değerlerini verdiğimde ne olacaktır? Artan ya da azalan olacaktır. Bunu soruyor bize. Azalan dediğine göre biz türevi negatif çıkanları merak ediyoruz değil mi? Yani fonksiyon türevini alacağım şıkların teker teker. Negatifse bu benim cevabım olacak. Kırmızı kalemle devam ediyorum. Önce A şıkkını deneyelim. Eksi fx'in hadi türevini alalım. Bu da ne yapar? Eksi f türev x yapar. Zaten biz f türevin ne olduğunu biliyoruz. Bakın pozitif olduğunu biliyoruz. Önünde de bir eksi işaret var. Bunun sonucu ne çıktı? Artı çıktı. Yani bu artan bir fonksiyon değil mi? Yani cevabımız değil. Biz azalanı arıyoruz. B şıkkına bakalım. B şıkkında f kare x'in arkadaşlar bize türevini soruyor. Türev nasıl alınıyordu? Üst başa iniyor. Fonksiyonun kendisi aynen yazılıyor. Sonra hecenin türevi alınıyor. Şimdi 2 zaten pozitif bir sayı. Fx'e bakıyorum. Fx negatif bir sayı. Sonra f türev x'e bakıyorum. O da pozitif bir sayı. Bunları çarparsam bunun çarpımı ne yapacaktır? Negatif. Sonuç türevini aldığımda negatif çıktığına göre B şıkkı azalandır. Demek ki bir fonksiyon artan ya da azalan olduğunu anlamak istiyorsak mutlak onun türevini almalıyız ve türevin işaretine bakmalıyız. Hemen C şıkkına geçiyorum. Şimdi 1 bölü fx'in türevini almamız gerekiyor. İsterseniz ben bunu şöyle yazayım. F üzeri eksi 1. Hani rasyonel ifadelerde paydayı yukarı çıkarsak ne oluyordu? Üzerine eksi 1 işaret alıyordu. Dolayısıyla bunun türevini alınca üst başa iniyor. Eksi 1. Çarpı üzeri 1 azalıyor. Fx'in eksi 2. kuvveti çarpı hecenin türevi. Yani f türev x. Şimdi ne oldu dikkat edin. Bir kere burası kareli olduğu için daima artıdır. Burası eksi bir sayı. F türev x nasıl bakıyorum? O da artı. O zaman ne oldu? Bunların çarpımı eksi yaptı. Bunların çarpımı eksi yaptığına göre demek ki bu da azalanmış. Ve son olarak D şıkkına geçiyoruz arkadaşlar. Burada da bize F içerisinde x karenin türevi soruluyor. Yani F içerisinde x karenin artan ya da azalan olduğu soruluyorsa aslında onun türevi soruluyordur. Türevin işaretine bakacağız. Ne yapacağız? Türevini alacağız. Önce hecenin türevini alıyorum. F türev çarpı x kare çarpı mutlaka içindeki ifadenin türevini almam gerekiyordu. O da 2x. Zaten içinde ne olduğu umurumda olmaksızın f türevinin her zaman pozitif çıkacağını biliyor muyum? Evet. Peki x'in de her zaman pozitif olduğu belli mi? Evet. Demek ki bu işlemin sonucu pozitifmiş. Pozitif olduğuna göre D şıkkı bizim için artan. Evet. Dolayısıyla azalan çıkan hangi şıklarımız var arkadaşlar? Bursa ve Ceyhan. Şimdi sıradaki sorumuz da bir öncekine benzer bir soru. Sadece farklı bir sunum yapılmış. Ne yapacağız? Aşağıdakilerden hangisinin artan olduğunu soruyor. Artan ya da azalan olduğunu anlamak için bir fonksiyon ne yapmamız gerekiyordu? Onun türevini almamız gerekiyordu. Türevi negatifse azalandır, pozitifse artandır diyeceğiz. O zaman tek tek türevini alacağız aşağıdakilerin. Ama ortada fonksiyon yok. Yukarıdaki bilgileri değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın ben ne yapmışım? F fonksiyonunu oluştururken x'e negatif sayılar vermişim. R eksiden değerler almışım. Dolayısıyla x'ler negatifmiş. Sonuçları nerede bulmuşum? R artı da. Demek ki sonuçlar neymiş? Pozitifmiş. Yani fx'ler buradan büyük sıfırdır. Bu sefer azalan dediği için f türevinde negatif olduğunu biliyoruz. Türevi negatifse biliyorsunuz fonksiyon azalandır. Şimdi bu bilgiler ışığında şıkları tek tek değerlendirelim. Önce A şıkkıyla başlıyorum. F2x'in türevini alacağım. Ne yapıyorum? F türev 2x. Önce hecenin türevini alıyorum. Çarpı sonra içinin türevi diyordum. İçin türevi 2'dir. Şimdi f türevin biz negatif olduğunu biliyor muyuz? Bakın buradan. Evet, eksi. Bunun da artı olduğu belli zaten. Bu çarpmanın sonucu eksi. Yani A şıkkımız azalan. B şıkkına bakalım. B şıkkında fx artı x kare sorulmuş bize. Bunu ne yapacağız? Önce türevini alacağız.
Türevini alırsak önce f türev olacaktır, değil mi? F türev x olacaktır. Çarpı için türev 1 demeye gerek yok. Zaten x'in türevi 1 yapacak çünkü. Sağ taraftan bir de 2x. Biliyorsunuz toplam durumdaki ifadelerin ayrı ayrı türevlerini alabiliyorduk. Bu durumda f türev x'in zaten negatif olduğu belli. X'in de negatif olduğu belli. İki tane negatif ifadenin toplamı yine negatiftir. Yani b şıkkı da bizim için azalan. Hadi c'ye bakalım. F kare x. Ne yapıyorduk türev alırken? Önce üst başa iniyor, sonra üzeri bir azalıyor. Sonra hecenin türevi geliyor değil mi? Çarpı fx. Tabi buradaki 1 üzeri bir azaldığı için o 1 aslında türev değil. Onu hiç yazmasak bile olur. Sonra çarpı hecenin türevi derken burada türev var. Şimdi bakın fx neydi? Pozitif. 2 zaten pozitif bir sayı. F türev x neydi? Negatif. Bu çarpmanın sonucu ne yaptı? Negatif. Yani bu da azalanmış. D şıkkına geldik. D şıkkında 3 çarpı fx soruluyor bize. O zaman hadi bunun türevini alalım. Zaten biliyorsunuz sabit sayının türevi çarpmada değil mi yoktu. Almamıza gerek yoktu. O sabit katsayı yok yazılıyordu. F türev x diye bunu hemen almış olduk türevini. Ne yaptı? F türevi negatif olduğunu bildiğimize göre bunun da sonucu negatiftir. O zaman D şıkkı da nedir? Azalan. Ve son olarak E şıkkı. E şıkkında da x çarpı fx. Yani burada bir çarpım türevi söz konusu. Ne yapıyoruz? Birincinin türevi. 1 yani çarpı ikinci fx. Artı ikincinin türevi f türev x çarpı birinci. Şimdi bakalım. Şimdi burada fx neydi? Bakıyoruz. Evet fx pozitifmiş arkadaşlar. Artı f türev x neydi? Negatif. Çarpı x neydi? O da negatif. O zaman bu da ne oldu? Pozitif. Yani iki tane pozitif ifadenin toplamı ne yaptı? Pozitif. O zaman burayı biz ne bulduk? Artan. Demek ki aradığımız cevap E şıkkıymış. Şimdi grafik üzerinden biraz yorumlayalım artan azalan fonksiyonları. Burada ne demiş? Yukarıda verilen fx fonksiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakıyorum. Bu bir fx fonksiyonu. Fx fonksiyonu arkadaşlar şuraya kadar artmış. Dikkat edin artan. Buraya kadar ne? Şuraya kadar azalan. Sonra buradan sonra tekrar artmış. Sonra burada ne yapmış? Bakın tekrar azalmış. Evet, bu yapıları kullanarak arkadaşlar cevaplayabiliriz. Bunu yapabileceğimiz gibi ne yapabiliriz? Bir de ikinci seçenek ki ben onu daha çok kullanacağım. Türev tablosunu çizeriz. Türev ne demekti? Arkadaşlar türevini aldığımızda sıfır olduğu zaman türev tablosu yapabiliyorduk. Türevini aldığımızda sıfır olan noktalar hangileri peki bizim için? Şu noktalar. Çünkü türev eğim demekti. Eğimin sıfır olduğu yerler bakın nereler sadece? Buralar değil mi? Buralardan çizilen teğetler dikkat edin nedir? X eksenine paralel yani eğimleri sıfır. O zaman demek ki türev tablosunu yapmak buradan çok kolay. Eksi 3, 2 ve 4 bizim türevin kökleri. Bakıyorum şimdi 4'ün sağ tarafında fonksiyon azalan. Azalan olduğuna göre eğimi negatiftir değil mi? O zaman eksiyle başlamışım. Sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Bakın ne oldu? Türev tablosunu yaptık. Artan, azalan, artan, azalan. Biraz önce grafik üzerinde artan azalan diye göstermiştik. Şimdi bunu türev tablosu üzerinden gösterdik. İkisini de kullanmamız gereken sorular gelecek. Onun için anlatmam gerekiyordu. Sorumuza dönelim. A şıkkına bakalım. F türev 2 ne demiş? Pozitiftir. F türev 2 ne demek pozitifse? Artan demek. Yani iki noktasına bakıyorum. İki noktasında benim fonksiyonum artan mı? İki noktası neresi? Şurası arkadaşlar. Hayır burada artan ya da azalan değil. Tam nedir? X eksenine paralel buradaki teğetimiz. Yani tam burası bizim için bir ekstrem noktası. Sıfır noktası. Evet bu doğru bilgi o zaman. F türev 5 negatiftir demiş. Hemen 5 noktasına bakıyorum. 5 noktası şöyle bir yerde mi? Evet buradan bir teğet çiziyorum. Azalan mı? Evet azalan. Doğru bilgi. C şıkkına bakıyorum. F türev eksi 4 demiş. Eksi 4 noktası bakıyorum. Nerede? Burada. Eksi 4'ten hemen bir teğet çiziyorum. Fonksiyon burada artmış mı? Evet artmış. Yani doğru. Büyük sıfırdır. Biliyorsunuz fonksiyon artansa arkadaşlar türevi ya da eğimi büyük sıfır olacaktı, pozitif olacaktı. Şimdi eksi 3 noktasına bakıyorum. Eksi 3 noktası nerede burası? Tam eksi 3 noktası nedir? Bizim için bir tepe noktası değil mi? Burada nedir? Çizilen teğet x eksenine paraleldir. Dolayısıyla bu noktada türev sıfır olmalı. Evet bu noktaya bakıyorum. Bu noktada fonksiyon azalan. Fonksiyon azalansa burada büyük sıfır demiş. Yanlış. Küçük sıfır olmalıydı. Cevabımız Edirne. Burada ne diyor? Fonksiyon birebir örten olduğuna göre. Bu çok şık bir soru arkadaşlar. Eğer bir fonksiyon birebir örtense şu dalga hareketini yapmamıştır. Neden yapmamıştır? Çünkü gerçekten bakın burada yatay çizgi testini uyguladığımızda fonksiyon birebir çıkmıyor. Ne oluyor? Aynı sonuca giden 3 tane değer çıkıyor. Bakın x1, x2 ve x3 değerleri gördünüz mü? Her değer ne yapmış? Aynı yere gitmiş. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir ve örten değildir. Demek ki bir fonksiyonumuz birebir ve örten olmaması o değilse eğer o fonksiyon nedir? Ya daima artandır ya daima azalandır. Yani bir dalga yapmıyordur, inişler çıkışlar yoktur. Şu hareketi yapmıyordur yani. Peki nasıl bir grafiği var hocam o zaman? Şöyle bir grafiği var arkadaşlar. Direkt yükseliyor. Ya da ne yapıyor arkadaşlar? Doğrudan azalıyor. Ya da şu hareketi yapıyor. O zaman ya azalan
ya artan olacak daima. O zaman her halükarda da bunun türev tablosunda kök gelmeyecek demektir. Çünkü türev tablosunda kök gelirse ne olur arkadaşlar? Bazen artı, daha önce konuştuğumuz gibi bazen eksi olacaktır. Dolayısıyla bazen artan, bazen azalan, yani şu hareketi yapmış olacaktır. Birebir artan fonksiyonların bu hareketi yapmaması için türevinde kök gelmemeli. O zaman türevini alacağız ve deltasının küçük sıfır olduğunu söyleyeceğiz. Hadi türev alalım. Ne yapıyor? 3x kare eksi 12x artı m. Ve bunun için ne olmalı? Delta küçük sıfır olmalı. Delta'ya bakıyoruz. B kare eksi 4 ac olduğunu söylemiştik az önce. 144 b kare eksi 4 çarpı a'mız 3, c'miz de arkadaşlar m. Bunun küçük sıfır olması gerekiyor. Bu çok basit bir eşitsizlik olduğu için burada tablo çizmemize gerek yok. Doğrudan hemen ne yapacağım? Karşı tarafa atacağım şunu. Küçüktür 12m. Her iki tarafı 12'ye bölersek m buradan büyüktür. 12 olacaktır. M 12'den büyükse alabileceği en küçük değer arkadaşlar tam sayı olarak 13 olacaktır. Ve son sorumuz. Bakalım burada bizden ne istiyor? Diyor ki şekildeki fx fonksiyon grafiği vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi AB aralığında kesinlikle artan bir fonksiyondur? Şimdi o zaman fx ile ilgili bazı yorumlar yazalım. Fx bir kere pozitif bölgede tanımlı. Yani AB aralığında değerler vermişiz x için. Yani x bu aralıktadır. Ve dolayısıyla bu aralıkta pozitif bölgede görüyoruz. X ekseninin artı tarafındayız. Dolayısıyla arkadaşlar x'ler pozitiftir. Peki sonuçlar nerede çıkmış, dikkat edin. Şu aralıkta çıkmış bütün sonuçlar. Demek ki sonuçlar negatif. Değil mi? X ekseninin alt tarafındayız çünkü. Ve son olarak da türeve bakalım. Bu ne yapmış? Dikkat edin, giderek azalmış. Yani türevimiz o zaman negatif. Değil mi? Azalan fonksiyon olduğuna göre ne olmalıydı? Türevimiz negatif olmalıydı. Şimdi bu bilgiler ışığında şıkları inceleyelim. Önce A şıkkına bakalım arkadaşlar. A şıkkının türevini almam gerekiyor. Ne yapıyordum? Bakın üst başa iniyor. Üzeri bir azalıyor. Sonra hecenin türevi geliyor. Şimdi bir kere 3 pozitif, zaten sıkıntı yok. F kare ne olursa olsun, F karesi olduğu için pozitif. F türevi gelince F türevi negatif. Yani bunun sonucu negatif çıktı. O zaman buradan anlıyoruz ki A şıkkı azalan. Hadi B şıkkına bakalım. B şıkkı da şunun türevi alınacak arkadaşlar. X'in türevi 1 zaten. Toplamda biliyorsunuz ayrı ayrı türev alabiliyoruz. F türevi de zaten F türevidir. Dolayısıyla 1 çok önemli bir sonuç değilken F türevi ne? Negatif. Şimdi sayılardan birisi artı, birisi eksi. Ben artı ve eksi bir sayıyı toplarken sonucun ne olacağını kestiremem. Neden kestiremem? Çünkü eksi ve artının değerlerini bilmem gerekiyor ki büyün işaretini alacağım. Dolayısıyla burası nedir arkadaşlar? Belirsiz. Yani bu bazen artan, bazen azalan olabilir. C şıkkına gelelim. C şıkkında türev alıyoruz. Üst başa iniyor. Hecenin üstü bir azalıyor. Çarpı hecenin türevi geliyor. Şimdi iki pozitif bir sayı. Fx'e bakıyorum. Fx arkadaşlar negatif bir sayıydı. F türe bakıyorum. O da negatifti. O zaman bunların çarpımı artı yaptı. Yani bu ne olmuş oldu? Artan olmuş oldu bu cevabımız. Ama D ve E şıklarını da görelim hemen. 4fx, 4 zaten sabit bir çarpım olduğu için türeve katılmıyordu. Direkt 4 çarpı f türevi x diyeceğim. F türevi negatif olduğunu bildiğime göre bunun sonucu değil mi? Küçük sıfırdır. Yani azalandır. Ve son olarak E şıkkı. E şıkkında da ben şöyle yazıyordum. F üzeri eksi 1 değil mi? Böyle yapıyorduk, hatırlayın kesirli ifadeleri. Şimdi üst başa iniyor, artı oluyor bu sefer. Sonra üzeri bir azalıyor. Çarpı hecenin türevi geliyor. Şimdi ne oldu? Zaten burası f kare olduğu için daima artıdır. Baştaki işaret de artı. F türeve gelince f türevi negatif, bu eksi. O zaman bunların çarpımı negatif yapacaktır. Yani bu ifadenin sonucunda azalan olacaktır. Demek ki bir fonksiyonun arkadaşlar artan ya da azalan olduğunu anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Onun türevine bakmamız gerekiyor. Eğer türev büyük sıfırsa bu fonksiyon artandır. Türev küçük sıfırsa bu fonksiyon nedir? Azalandır. Evet, harika 10 tane soru çözdük arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda ekstremum noktalarından, maksimum noktalarından bahsedeceğiz. Takipte kalın lütfen.